İnsan sinir sistemi beyin, omurilik ve vücuttaki bütün organları birbirine bağlayan ve kontrol eden sinirler dahil muazzam özel doku ağlardan oluşur. Sinir sistemi vücudun bütün hareketlerini ve bir ortamdaki bütün reaksiyonları yönetir. Bu, nöronlar ya da nöron hücreleri arasında ilerleyerek beyne giden ve beyinden dönen bir dizi elektriksel sinyal sayesinde gerçekleşir. Bu sinirler otonom, duyusal ve motor olabilir. Otonom sinirler kalp atışı ve sindirim gibi istemsiz hareketleri kontrol eder. Duyu sinirleri doku, sıcaklık ve ağrı hissini beyne gönderir. Motor sinirler hareket esnasında kullanılan farklı kasların kasılması için beyinden mesajlar taşır. Diyabet, kan dolaşımında aşırı miktarda glikoz ya da kan şekeri olmasından kaynaklanan bir bozukluktur. Diyabetik nöropati, kan glikozundaki artışa bağlı olarak sinir sisteminde fiziksel bir hasar ya da bozulma gerçekleştiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Artan kan glikozu, sinirleri besleyen kan damarlarında daralmaya neden olabilir. Bu hasarlı kan damarları sinirlere bileşen sızdırabilir. Böylece sinirlere zarar verebilir ya da onlara yeterli oksijen sağlanamamasına yol açabilir. Fazla glikoz, bağışıklık sisteminin sinir aksonlarını çevreleyen katmana saldırmasına neden olarak bu sinirlerin taşıdığı sinyallerde azalma ya da hasara yol açabilir. Diyabetik nöropatinin belirtileri hangi sinirin hasara uğradığına bağlı olarak değişir. Bazı belirtiler arasında düşük kan basıncı, kabızlık, ağrı, uyuşma, duyu kaybı ve kontrol edilemeyen hareketler yer alır. Bu durum için en iyi korunma ya da tedavi sağlıklı bir hayat tarzı ve glikoz seviyelerinin dikkatle izlenmesiyle gerçekleştirilir. Bir şeker hastası kilosunu kontrol altında tutarak, aktif olarak sigarayı bırakarak ve her şeyden önemlisi normal kan basıncı seviyelerini koruyarak nöropatik gelişme olasılığını azaltabilir.